Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşı karşıya olacağız. Şimdi tarlamızdayız. Suyumuzu çektik. Böyle taşlardan bir basamak yaptım. Buraya oturmaya abdest almak için bir yer yaptım. Suyu da yandaki ormandan aşağıya. Kanal var zaten. Kanala doğru akıyor. Eve giderken tabi bu suyu sökemeyen tarafa veriyorum direkt. Su gözükmesin diye burada. Şimdi arkadaşlar su çekerken hayvan mayvan geçme olasılığına karşı görüyorsunuz etrafına yanlarına destek atmamız lazım. Buradaki ağaçlar büyüktü. Ondan dolayı yaptım. Şu hortumu bugün işte yaptığım çalışmayla işte gördüğünüz gibi burada hortum var. Hortumu toprağa gömerek yani tabii ki yeri fazla kazmıyoruz arkadaşlar. Bunun nedeni hortum sağa sola oynamasın diye. Yani sadece hortumun genişliği kadar bir kazıyoruz. Şöyle göstereyim. Hortumun genişliği kadar kazıp içeriye sokuyoruz, üstünü kapatıyoruz arkadaşlar. Eğer hortumu gömmeyeceksiniz, yanlarına ağaçlar koyarak destek katabilirsiniz. Yani hayvan mayvan gelme olasılığına veya yukarıdan taş düşme olasılığına karşı. Böyle ormanın içinden getirdik arkadaşlar. Bugün aşağı yukarı 300 metre falan yerini gömdüm. Onun dışında arkadaşlar bu hortumu suyunu derenin üstünde bir kaynak suyu vardı. Kayın ağacının altı komple kaya olan bir kayın ağacı vardı. O kayanın içinden akan temiz su, içilebilir su. Berrak. O kayın ağacının oraya bir set yaparak arkadaşlar o setle beraber önüne boruyu dayadık. Sete dolan suyu çekiyor. Su çok fazla gelmediği için de bize arada zorlanıyor. Çok hızlı geldiğinde hava yapmadan akıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi tarlamıza İlk yağmur yağdı. Güzel bir yağmur yağmış. Toprağımız yağış, çamur oluyor. Allah nasip ederse ya bu ay ya bir dahaki ay işte biliyorsunuz maddi durumlar elverişli olduğu müddetçe iş yapabiliyoruz. Bu tarlayı belleyeceğiz. Belgüreyle denedim. Rahat gidiyor ama yani bu tarla daha önceden işlenmemiş bir tarla olduğu için karıklarla yani büyük çapayla dipten sürdürüp taşını köklerini ayırmamız lazım. Kepçe soktuk kökleri çıkarttı ama dipte kalan kökler vardır mutlaka. Şimdi bir de tarlamızda bir kuyu kazdırmıştık. Yağmur dolayısıyla dolduğunu düşünüyorum. Fasek çukurumun içi de dolu su biraz. Yani az bir derinlikte fasek çukuru kazdırmıştık. O doluydu. Bakın arkadaşlar bunlar geçen sene ekmiş olduğum dut. Yani bu kendi saksımın içinde çıktı bu dut fidanı. Yapraklarını görüyorsunuz. Yani kendiliğinden yetişti. Öte yandan bir de burada benim bardak şöyle uzun eriklerden olan bir fidanım var aşılı. Onu da bir abimiz hediye etmişti. Öte yandan tabi buradaki büyük kayalar alınıp biz buraya şu bölgeye bir ev yapmayı düşünüyoruz. Temel olarak kullanacağız bu kayaları. Sabah geldim. Kuyumun içine baktığımda kuyumun içini suyla doluydu. Çamurlu suyla ve içinde bir yılan vardı arkadaşlar. Yılanı gördüm. O da zaten derinliği bayağı derin bir koyu. Şimdi bakalım. Orada mı? Şşt. Bakın dipten dolu. Yan duvarlar ıslak ama açılan bir yer yok. Bakalım şimdi. Bunu yakınlaştırabiliyor muyuz? Şimdi şurada bakalım.
duruyor mu hala acaba? Yok babam. Gözükmüyor şu an itibariyle. Yok babam, gözükmüyor galiba. Gözükmüyor galiba. Dur bakalım. Şurada bir şeyin kafasına benziyor ama. Ulan buldun mu? Hareket eden bir şey yok. Baba, su topu değil mi? Bakın orada. Kafasını gördünüz herhalde. Ben de öldüm. Baba. Ben de açtım. Dur baba. Atma atma. Yılan mı? Yılan nerede? Az önce suda hareket etti, suyu bulandırdı. Bakın. Gördünüz mü? Evet, gördüm. Orada bak, dibe gitti. Evet, gördüm. Yılan saklandı. Evet arkadaşlar. Saklandı. Gel babacığım. Yani bugün tabi yağmurun etkisiyle toprak çok yaş. Biz sabah gelirken şu an bayağı bir çekti toprak. Arabamız pati yaptığı için buradan çıkamadık. Tabi bugün avcılar burada dolaşıyordu. Burada çocuklarıyla falan bir tane domuz vurmuşlar. Avcı yaralamış, aşağı doğru domuz koşuyordu, peşinde köpekler. Yaraladık dedi. Aşağıda vuracaklardı. Ara ara buraya işte avcılar falan geliyor arkadaşlar. Tamam babam, bak yılana. Evet, gördüğünüz gibi.